Selam dostlar, bundan 2 önceki videomuzda artık Flutter eğitimlerine girmiştik biliyorsunuz. Bundan bir önceki videomuzda da size Flutter hakkında genel kültür bilgileri vermiştim. Neler nasıl yapılır, stateless widgetlar nasıldır, öyle söyleyeyim, stateless yapısı nedir diye ufak ufak bilgiler vermiştik. Ancak o videoda mesela center, container gibi widgetlar kullanmıştık. Onları hiç anlatmadım. Bugün 3 tane widget'tan bahsedeceğiz ve bu 3 widget'ta bir uygulama yapacağız. Bununla birlikte bundan sonraki her widget eğitimi videomuzda, yani Flutter'ın widget'ları hakkında olan eğitim videolarımızda üçer üçer ilerleyeceğiz. Atıyorum mesela bir videoda container, text ve atıyorum işte button. Diğer videoda işte center'ı anlattık, padding anlatıyoruz. Ondan sonra single child scroll view. Bunun gibi üçer üçer widgetlarla ilerleyeceğiz dostlar. Bu sayede de hızlı bir şekilde size widgetları hem tanıtmış hem de göstermiş olacağım. Şimdi isterseniz yeni bir proje oluşturalım. Çünkü bundan önceki projemizde, Flutter eğitimleri projemizde yeterince kaldık. Burayı fazlaca işgal ettik. Artık sıfır bir projeye başlayacağız. Projemizde ne yapalım? Mesela örnek, artık şöyle ben widgetları anlatırken size bir uygulama yapmak üzerine widgetları anlatmak istiyorum. O yüzden kırmızı patika adlı bir uygulama geliştirelim istiyorum. Nasıl yapıyorduk? CMD yazdık. Şimdi Flutter eğitimleri attık. Klasörümüzdeyiz. Burada Flutter crates artık nasıl okuyorsanız, kırmızı, Türkçe harfler kullanmıyorduk, patika yazdık. Kırmızı patika hakkında bir uygulama yapacağız dedik. Normalde bende 3 saniye, 4 saniyede proje oluşturulur. Sizde bu biraz daha uzun veya biraz daha kısa sürebilir dostlar. Bende 5 saniye sürmüş. Şimdi kapatıyorum. Kırmızı patika projem geldi. Sağ tıklıyorum. Kod ile aç diyorum. Visual Studio Code ile projemiz açılıyor. Evet, ne yapıyorduk? Öncelikle şimdi şunları gösterme diyelim. Öncelikle arkadaşlar biz ne yapacaktık? Web projesi yapacaktık değil mi? Web projesi. Bu yüzden bizim burada ihtiyacımız olmayan klasörleri silmekle başlayalım. İşte. Mesela Android. Android projesi yapmıyoruz. Android derlemeyeceğiz. O zaman Android'i silebilirim. Ardından iOS geliyor. iOS da kullanmayacağız. Kafadan banko silebiliriz. Lib klasörü kalmak zorunda. Ama bunun altında Linux var. Linux da silelim. Linux da kullanmayacağız. Test klasörümüz var. Bakın bu test klasörü bizim videolarımızda uzun bir süre hiç kullanmayacağımız bir klasör. Bu test klasörü bize sürekli hatalar çıkartır. O yüzden bu test klasörünü siliyorum arkadaşlar. En sonunda da bir web kaldı. MacOS ve Windows kaldı. MacOS'u silelim. Temiz bir uygulama olsun istiyoruz. Web kullanacaktık. Windows silebiliriz. Sildik. Daha sonra zaten mesela bu yaptığımız projeyi Windows'a çıkartmak istiyorsak buradaki illa klasör olmasına gerek yok. Daha sonra ben atıyorum Windows emülatörde açmaya çalışırım. Çok pardon. Windows emülatörde açmaya çalışırım. Visual Studio der ki senin der burada böyle bir klasörün yok, ben bunu sana ekleyeyim mi? Bu sayede bu klasör eklenmiş olur dostlar. Şimdi lib klasörümüze geliyoruz. Buradan main dart'ı açıyoruz. Şimdi sıfırdan bu uygulama yaparken öncelikle bu arkadaşı bir sileceğiz arkadaşlar. Şöyle siliyorum. Ne yapıyoruz? Önceki videoyu izleyenler bilecektir. Made App ile başlıyoruz. Made App. Şimdi Made App ile başladıktan sonra bizim sadece Material App'imizin kalmasını isteyeceğiz. O yüzden Material App'in bakın buradaki parantez açma kısmına geldiğinde parantezin sonunu işaretliyor bana. Diyor ki sen buraya kadar bunun içerisindesin şu an. O yüzden scaffold'dan tutarak scaffold tamamen şöyle bir siliyorum. Sadece Material App kaldı ve Material App'in title properties ile home properties'i kaldı. Şimdi bu videomuzda dostlar Material App içerisinde bir center göreceğiz. Center. Şimdi öncelikle center yazıyoruz. Bakın şöyle center'ın da parantezlerini koyalım. Center'ın üzerine geldiğimizde bakın center bize neler döndürüyor? Bir tane child döndürüyor. Tabii bunu buradan göremiyoruz ama buradan widget diyor mesela bakın. Ne alıyor? Şimdi widget olarak ne alıyor? Üzerine geldiğiniz zaman aslında size bütün bilgiler verilir. Bakın burada widget'a bakıyoruz. Widget olarak ne aldığını soruyor. Parantez koymuş. Yanında da bir child yazıyor.
Şimdi bu child'i bir verelim biz. Bu child'a bir de container vereceğim. Şimdi bu videomuzda tek çocuklulardan ilerliyoruz. Yani bizim bundan önceki videomuzda anlattığım gibi bazı widget'lar tek çocuk alır, bazı widget'lar çok çocuk alabilir. Biz burada tek çocuklu widget'lardan ilerliyoruz bu videomuzda. Bir center verdik. Center neydi arkadaşlar? Öncelikle bunun bir altını çizelim. Center adı üzerinde ortalamak demek. Yani ortada bir herhangi bir şey orta. Center ortalamak. Buraya arkadaşlar biz home widget'ına center verdiğimiz zaman, pardon, home properties'ine center verdiğimiz zaman ekranımız şöyle bir ekranımız var değil mi bizim? Böyle bir ekranımız var. Tam ortasına gelecek şekilde yoğunlaştırır ekranı şu şekilde. İçine vereceğimiz herhangi bir şey tabii direkt ortasına gelir. Biz container verdik içine. Peki container ne? Öncelikle arkadaşlar container diğer widget'lardan çok daha fazla properties olan bir widget. Şimdi şöyle anlatalım. Normal şartlarda biz container'a ne verebiliyoruz widget olarak? Bakın şuradan hemen widget'ına bakalım. Widget olarak bir child verebiliyoruz. Yani bir tane çocuk verebiliyoruz sadece. Hemen çocuğunu verelim. Anlatmaya devam edeceğim bu süreçte. Çocuk olarak da bir tane text veriyorum. Yani yazı veriyorum. Bakın zaten text dediğim zaman direkt buraya yazı gibi bir şey çıkarttı. Bunun yazı olduğunu söylüyor. Hemen parantezli bir şekilde veriyorum. Ortaya data geldi. Bu data da yazının içeriği demek zaten. Tırnak işaretlerini alıyorum bunu. Böyle bir kalsın bu. Şimdi ne dedik? Center ortaladı bizim bütün uygulamamızı. Daha sonra içine bir container verdik. Container dediğimiz bu arkadaşın, bakın burada decoration, yani bu aslında container dediğimiz arkadaş böyle kare bir şey. Hani hiçbir şey verilmezse nokta gibi küçük bir şey oluyor bu. Ama içine ne alırsa onun boyuyla beraber büyüyüp kare oluyor. Şimdi bu kare olan arkadaşımız container'a bir color verebiliyoruz. Arka plan rengi verebiliyoruz. Mesela center arka plan rengi verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Veya kalına veremeyiz, row'a veremeyiz. Bunlar ilerleyen zamanlarda geleceğiz ama container bir istisnadır. Container arka plan rengi alabilir. Decoration isimli bir properties'i vardır. Kenarları oval bir şekilde ayarlanabilir. Ondan sonra daha farklı şekillere sokulabilir bu sayede. Ondan sonra mesela kendi içerisine padding alabilir. Bunlara ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Padding, margin. Bunlara ilerleyen zamanlarda geleceğiz ama kendi içerisine padding alabilir, margin alabilir. Yani anlayacağınız arkadaşlar container, hatta bakın width ve height alabiliyor. Yani boyu uzayıp küçülebiliyor. Kendi elinizle manuel olarak bunu yapabiliyorsunuz. Container diğer widget'lar arasında bir istisnadır. İçine en fazla property alabilen, en fazla işlem yaptırabilen bir widget'tir ama her yerde kullanılmaz container. Bunu da altını çizelim. Bunu ilerleyen zamanlarda zaten detaylıca işleyeceğiz. Container bir çocuk aldı. Bu çocuğa dedik ki biz text ol sen. Sen text ol. Peki text neydi? Text de arkadaşlar bir widget'tir. Görünen bir widget'tir. Ve bu text içerisine yazı yazabiliriz. Ancak daha fazla şey yapılabiliyor. Mesela text'te arkadaşlar neler verebiliyormuşuz? Style verebiliyormuşuz. Yani stilini değiştirebiliyormuşuz. İşte kalın olsun, ince olsun, italik olsun. Veya onun altında onun içerisinde yine style içerisinde fontunu değiştirebiliyoruz. Bunu da ilerleyen zamanlarda Google Fonts kullanarak değiştireceğiz mesela. Yani bu şekilde arkadaşlar text'i bizim bu şekilde bir arkadaşımızdı. Şimdi biz bunu bir çalıştıralım. Şöyle bir kaydediyorum. Daha sonra hop kedimi yavladı. Şimdi burada Chrome ile aç diyeceğim. Ve ne yapıyorduk? Run tuşunun altına geliyorduk. Run without debugging diyorduk arkadaşlar. Ve çalışmasını istiyorum. Şimdi bekliyoruz. Çalışacak bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çalıştı. Ancak bakın burada data yazısı altında sarı bir çizgiyle çok nasıl söyleyeyim size kötü bir görüntüyle duruyor. Peki bu kötü görüntüyü nasıl düzeltebiliriz? Hemen bundan bahsedelim. Şöyle. Aslında bunu direkt olarak özelleştirebiliriz ama bunu direkt olarak scaffold ile sarmalasam. Bir dakika.
ile sarmalasak, daha sonra buna child yerine home versek, pardon body versek. Şu şekilde kontrol ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi daha zarif bir şekilde şu an datası geldi. Peki bu scaffold ne? Bundan önceki videomuzda scaffold ve material app'ten bahsederken scaffold basit arayüzler oluşturmak için kullandığımız bir araç olduğunu zaten söylemiştik. Eğer scaffold kullanmazsanız arkadaşlar az önceki gibi kocaman kötü, daha kötü görünümlü bir şey elde ederiz. Görünüm elde ederiz. Tabii daha sonra bunu özelleştirmek de size kalmış. Daha sonra daha iyi görünümler de elde edebilirsiniz. Kendiniz tek tek tasarlayarak, ama scaffold bu işi daha da kolaylaştırarak bütün işlemi kendisi yapıyor dostlar. Bütün işlemi daha rahat bir şekilde kendisi yapıyor. Scaffold'u buraya banko yerleştireceğiz zaten. Scaffold, bakın diğer mesela center üzerine geliyoruz, widget child. Container üzerine geliyoruz, widget child. Peki scaffold'un üzerine geldiğimiz zaman buradaki widget ne döndürmemizi istiyor? Widget body. Widget neydi? Birbirinin üzerine ekleyebilmek için kullandığımız bir araç değil mi? Bir property, bir özellik de. Mesela buradaki material app'in döndürebilmemiz için, üzerine bir şey ekleyebilmemiz için bize verdiği bu widget kimdi? Home'du. Scaffold'un widget döndürebilmesi için verdiği özellikse body. Yani gövdeyi gövdeyi anlatabilmek için body vermişler buraya isim olarak. Body, scaffold body. Scaffold'un body'sine center verdik. Yani ortalaması için, bütün her şeyi ortalayabilmesi adına center verdik. Center'a da arkadaşlar çocuk olarak bir tane container verdik. Container'ı niye verdik? Çünkü birazdan bu container'ın renklerinde vesaire oynayacağız. O yüzden göreceksiniz. Daha sonra container'ın çocuğuna da text verdik. Bu text'e de oynayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bunların aslında böyle yan yana durması çok daha iyi bir görünüm sağlamıyor bize. Aksine yan yana durması okumayı daha da zorlaştırıyor. Çünkü bakın bunların hangisi widget, hangisi property göremiyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın buradaki şeyler var ya, parantezler. O parantezlere her birine birer virgül koyacağız aralarına. Önceki videoda ne demiştik? Virgül koyarsanız bunlar birbirinden ayrılır. Daha da okunaklı, daha da okunabilir olur demiştik değil mi? Buraya başka bir şey veriyor muyuz? Yok. Direkt Ctrl S yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Hepsi birbirinden ayrıldı. Daha da okunaklı oldu. Yanlarında da parantez bitişlerinde gördüğünüz gibi neyin ne olduğu yazıyor. Şimdi öncelikle bu container'ın içine geliyorum. Container'ın içine gelebilmek için parantez açtan hemen altına inebiliriz. Container'ın içine geldiğimizde color diyorum. Şimdi container bize color adlı bir property döndürüyormuş. Bunu burada söylüyor zaten. Container'ın bu color properties'i bize ne veriyor arkadaşlar? Ad üzerinde rengini veriyor. Renk verebilmek için bizim hazır renk şemalarımız vardır. Mesela colors yazarsanız colors kalıbı nokta koyduktan sonraki her şey size renk olarak sunulur zaten. Ve mesela buradan Amber'ı seçiyorum. Amber arka plan rengi olacak bu. Amber, Amber'ı daha da şeffaflaştırmak veya daha da koyulaştırmak için, yani rengini açmak ya da koyulaştırmak için, çok özür diliyorum. Yanlarına köşeli parantezlerle numaralarını verebiliyorsunuz ama bence gerek yok. Direkt olarak Amber yazalım şu şekilde ve bitirelim. Peki ben buraya Amber yazdığımda niye aşağıdaki child, yani çocuk, hata veriyor? Container'ın çocuğu niye hata veriyor? Çünkü container'ın çocuğu. Neyse. Container'ın çocuğu niye hata veriyor? Çünkü arkadaşlar bunların az önce dediğim gibi birbirinden ayrılmadı bunlar. Mesela ben buraya color yazdım. Colors Amber yazdım. Daha sonra bir virgül atmam lazım ki bu colors amber'la buradaki child birbirinden farklı diyebilelim. Bunlar farklı farklı özelliklerse eğer, bunları birbirinden ayırabilmek için bir virgül eklememiz şart. Şimdi normalde nasıl görünüyordu? Bu şekilde değil mi? Ortada ufak bir data yazısı var. Data yazısı var. Ben bunu kaydediyorum. Kaydettiğim zaman otomatik olarak güncelliyor kendini zaten. Şimdi gelecek ekrana. Bakın data yazısının arka planına böyle sarı bir amber renginde bir arka plan rengi çekti. Peki
Bir de biz bu konteynerin boyunu büyütelim. Çünkü şu an burada ekranda ufacık duruyor. Peki biz de bunun boyunu büyütelim. Ember'ın hemen altına geliyorum. Yine özellikler, ya konteynerin özellikleri içerisindeyiz. Boyunu, yüksekliğini ayarlayabilmek için height, yani buradaki şu arkadaşı kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada daha öncesinde farklı mesela CSS veya farklı dillerle çalışan arkadaşlar da veya kodular gibi platformlar kullanan arkadaşlar da şöyle bir şey oluyor. Mesela 100 yazıyorlar, yanına da px yazma değeri, yazma gereği duyuyorlar. Ya da buraya yüzde ifadesi yazma gereği duyuyorlar. Öncelikle arkadaşlar, Flutter'da bu şekilde işlemiyor. Direkt olarak 100 yazıp geçebiliyorsunuz. Ben buna 100 değil de 50 vereceğim. Daha sonra arkadaşlar bir de bunun genişliğini ayarlayalım. Yine width diyeceğiz bu sefer de. Width'e de genişlik olarak 50 verdim. Zaten yanına virgülleri kendisi otomatik olarak koydu. Diğerlerinden ayırdı. Ctrl-S yaptım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi kutucuk daha büyük. Data yazısı da yine kutucuğun içerisinde. Peki. Şimdi bu kutucuğun içerisindeki data yazısı var. Değil mi? Var ama ortada değil. Biz bunu ortalamak istiyoruz. Ne yapacağız? Bu konteynerin sen ortaya geç. Pardon, sen yatayda ortaya geç. Sen dikeyde ortaya geç diye emir mi vereceğiz? Hayır. Direkt olarak buradaki text widget'e tıklıyorum. Neyi ortaya almak istiyoruz? Konteyner içerisinde neyi ortaya almak istiyoruz? Text widget'ını. Text widget'ına geldiğim zaman bakın burada yanında bir ampul simgesi çıkıyor. Burada da diyor ki show code actions, yani bu şey için, bu kod için bütün action bütün aksiyonları görüntüleyebilirsin. Tıklıyorum. Bakın burada neler yapabildiğini söylüyor. İşte en üstten başlıyoruz. Quick fix. Quick fix geçen videoda gördüğümüz gibi hızlı düzeltmeler. Bir hata varsa bunu hızlı bir şekilde düzeltmesi için burada. Ama tabii ki şu an bunlara girmeyeceğiz. Burada çünkü bir const ifadesi görüyoruz. Evet, const hatalı bir ifadedir. Ama şimdilik bunları görmek biraz erken. Constructor'a gireceğiz. Konuşamıyorum. Daha sonra extract kısmı var. Burada extract method, extract local variable. Bunların hepsine de ilerleyen zamanda gireceğiz. Bunlar da farklı şeyler. Ama daha sonra altında more actions diyor. Bunları artık bu videoda girebiliriz. Bunlar çünkü çok kolay. Şimdi biz burada arkadaşlar ne yapmayı umut ediyorduk? Datayı ortaya almayı. Peki center'a text'e tıklıyorum. Buradan ampule tıklıyorum. Biz az önce scaffold'un önüne center verdiğimizde ne demiştik? Ekranda her şeyi ortaya alıyor dedik, değil mi? Bu yüzden konteyner zaten şu an ortada. Eğer ben center vermeseydim bu konteyner ortada olmayacaktı. Ya şurada olurdu ya da tamamen ekranı kaplardı. Peki. Arkadan bildirim çok geliyor, kusura bakmayın. Diğer bir videoda bildirimleri kapatacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Text'e geliyoruz. Ampule tıkladık. Burada da center'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ne dedik az önce biz? Bak ne yaptı şu an? Aslında bizim elimizle yaptığımız şeyi bu otomatik olarak yaptı. Center text'i aldı. Center içerisine koydu. Center'a bir çocuk verdi. Çocuğa da bizim text'i verdi. Yani bunları birbirinin içine ekledi arkadaşlar. Sarmaladı. Biz buna sarmalamak diyoruz. Wrap ifadesi. Text'i center ile sarmaladı. Peki. Şimdi bir Ctrl-S yapıyorum. Tekrardan bunu bir bakıyoruz. Evet, bakın gördüğünüz gibi ortaya bu şekilde gelmiş. Peki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz bu konteynerin arka plan rengini şöyle siyah yapalım. Gerçi ben bunu elime yaptım ama bunu direkt olarak şeyle de yapabiliriz. Evet, öylesi daha güzel olur. Colors, sizin de görmeniz için nokta black. Colors black. Bakın burası da zaten ekstradan bazı renklerin arkadaşlar yan değerleri vardır. Bunlar şeffaflık değerleridir. Mesela black'te eğer ben black 12 yaparsam 12'ye kadar şeffaflığını düşürür. 87 yaparsam 87'ye kadar şeffaflığını düşürür. Ancak biz şu an black'te bekleyeceğiz. Şimdi bunun height değerini, yani yükseklik değerini 200 yapıyorum. Width değerini de 200 yapıyorum. Yani alabildiğini büyüsün. Bakalım. Gördüğünüz gibi böyle. Ama bu sefer yazı kayboldu. Çünkü yazının rengi de siyahtı. Şimdi yazıya geliyorum. Şimdi yazının yanına bakın şu şekilde center burada duruyor ama bu yazının yanında bir tane virgül yok. O yazının virgül eklersem center hemen altı atlayacak.
pardon, center yukarı kalacak, text hemen alta atlayacak ve böyle bir ifade çıkacak. Şimdi text'in bakıyoruz text'te neler varmış. Heh, bak şimdi style adında bir properties var. Yani bunu biçimlendirebilmek için, yani bunun şeklini şemalini değiştirebilmek için, yazının şeklini şemalini değiştirebilmek için bir style adında properties'i, özelliği var. Şimdi biz burada yine parantezin içerisindeyiz, gördüğünüz gibi text parantezi bu. Kafanız karışmasın. Burada data yazıyor ya, data. Data'nın yanında tırnak işaretinin hemen sonuna bir tane virgül atıyorum. Niye? Çünkü içerisine ekstradan özellik ekleyeceğim. Style. Şimdi bak burada text ne döndürüyordu bize? Hemen bakıyoruz, style döndürüyor. Değil mi? Style'ın üzerine geliyorum. Ya bir dakika, şimdi böyle olmaz. Style yazdıktan sonra iki nokta üst üste koydum ya. Bunun bir özellik olduğunu tanımadım şu an. Style'ın üzerine geldiğimde diyor ki style bana, kanka bak ben text style alabilirim. Ha, ne yapacağız? Style'a bir widget olarak text style vereceğiz. Widgetlarda ne yapıyorduk? Parantez koyuyorduk değil mi? Bütün widgetlar parantez ister arkadaşlar. Style, text style. Peki şimdi text style neler alıyormuş bakalım. Oo, bak bak dolu dolu geldi, gördün mü? Tam da istediğim bir şekilde. Color alıyor. Öncelikle bir rengini değiştirelim. Color. Ne yapıyorduk renk tanımlarken? Colors white. Beyaz. Hemen kontrol ediyorum. Güncelledim. Bakıyoruz. Siyah bir background içerisinde, arka plan içerisinde data adında bir yazıyı gördük. Bu data yazısını, data yazısını değiştirelim. Kırmızı patika yazıyoruz arkadaşlar. Hemen gönderdim. Kırmızı patika. Şimdi buraya başka neler yapabiliriz? Mesela bunun kendine bir şey daha var ya. Bakın style, text style'e bakıyoruz. Bakın burada font size adında bir özelliği daha var. Size ne demek? Boy demek değil mi? Font size da fontumuzun boyu, yani yazımızın boyu demek. Biz yine text style içerisindeyiz. Text style'ın başlangıcı neredeydi? Buradaydı. Sonu neredeydi? Buradaydı. Yani rengi verdiğimiz yer. Bir virgül atıyorum. Font size. Yani siz direkt buradaki aşağıdan çıkan önerilere de bakabilirsiniz de ben yazıyorum direkt. 2.3 üsteyi verdik. Font size bizden ne istiyor? Double istiyor. Şimdi double dediğimiz şey ne? Bu ifadeleri daha sonra göreceğiz. Bunlar Dart'la ilgili bir tık da. Ama biz buraya double gördüğümüzde arkadaşlar direkt tam sayı verebiliriz. Ama aslında double tam sayı demek değil ama olsun. Tam sayı verebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle de verebiliyoruz. Bu şekilde de verebiliyoruz. Yani ondalık olarak da verebiliyoruz ama double o demek, ondalık sayı demek. Ama biz tam sayı da verebiliyoruz. Tam sayı verelim. Şimdi burası biraz karıştı. Ben burayı size nasıl toparlayacağımızı da göstereceğim. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yazısı da büyüdü. Daha sonra arkadaşlar font size'ın yanına gelip bir tane virgül atıyorum. Virgül attım. Fark ettiyseniz buradaki tekstin sonundaki iki parantezin arasında virgül yok. Onları da virgülleyelim. Buradaki virgül sonuna, bir ifadenin sonuna virgül koyarsanız arkadaşlar onun düzenin sonu olduğunu gösterirsiniz. Düzenin sonunu işaretlediğimde bakın burada hemen alta geldi. Şimdi constructor ifadelere girmeyeceğiz dedik, biliyorsunuz ki. Bu benim biraz canımı sıkıyor. Bakın burada aşağıda bütün şu center'dan sonrası hep bir altı mavi ile çizildi şey tarafından. Yapay zeka tarafından, bu şeyin yapay zekası, İDE'nin yapay zekası tarafından çizildi. Neden çizildi? Üzerine geliyorum. Bakıyorum ya, quick fix'te ADD const modifier diyor. Şimdi ben bu constructor meselesini anlatmayacağım ama yine de const'u bir yazalım abi. Başına const yazalım. Sizin bahanelere yazacağını bilmeyebilirsiniz. O yüzden center'ın üzerine geldiğinizde quick fix'e tıklayabilirsiniz. Ya da burada center'a geldiğinizde buradaki ampule tıklayabilirsiniz. Buradaki add const modifier yazıyor ya. Buna bir kere tıklayın. Buradaki renk karmaşası bir gitsin. Çünkü normalde constructor ilk seviyelerde size biraz sorun çıkartacak zaten de sıkıntı olmaz ya. Şimdilik sıkıntı olmaz.
arkadaşlar. Çünkü bakın burada daha temiz bir kod görebiliyoruz ama az önce constructor olmadığı zaman hep böyle bir çizgi çizgiliydi. Constructor ifadesi ilerleyen zamanlarda göreceğimiz bir ifade. Biraz karmaşık çünkü bu. Constructor sabit demek arkadaşlar. Bunun içerisinde tamam, bu çok çok derin bir konu. Buraya şimdi girmeyeceğim. Constructor ekleyin geçin arkadaşlar. Zaten sıkıntı çıkarsa üzerine geliyorsunuz bir problemin. Problemin üzerinde zaten const olduğu için şu an hata veriyor diyecektir. O zaman da const'u silersiniz. Const'un ne anlama geldiğini şimdilik bilmenize gerek yok. Şimdi bakıyoruz. Ne eklemişiz, ne yapmışız? Gördüğünüz gibi kırmızı patika, burada arka planda bir container. Container içerisinde kırmızı patika. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle minik bir uygulamada yapmış olduk. Şimdi şu an raw ve kalın ifadelerin görmediğimiz için fazladan vücut ekleyemiyorum ama buraya başka bir şey de yapabiliriz. Mesela bu konteyner neler alıyormuş? Hemen bakıyoruz. Bu şekilde bakabilirsiniz öncelikle. Bu şekilde. Yani üzerine geldiğiniz zaman açılan pencereden bakabilirsiniz ama buraya gelip CTRL boşluk, yani Control Space'e basarak da bakabilirsiniz. Bakın neler alıyormuş. Zaten ok tuşuyla gezinirken hemen yanlarında, bakın burada bir şeyleri ne bu koyarsan bunu vermek zorundasın diye gösteriyor. Ben decoration koyacağım. Decoration ifadesi kime alıyormuş? Decoration diye bir şey alıyormuş. Adı neydi onun? Widget alıyormuş. Ama biz bakıyorum başka neler alabiliyormuş. Burada çok fazla widget var çünkü artık bütün widgetlar gösteriliyor. Ben size burada ufak bir bilgi vereyim. Eğer decoration verecekseniz box decoration vermeniz her zaman daha mantıklıdır. Şimdi ne yapıyoruz diye sorabilirsiniz. Container'a dekorasyon veriyoruz. Böyle biraz daha güzelleştirmeye çalışacağız container'e. Buradan sonrası biraz kafa yakıcı olabilir. Siz not alın arkadaşlar. Bu notlara ilerleyen zamanlarda bakacağız. Şimdilik kafanız karışmasın. Şimdi biz bu box decoration'ı verdiğimiz zaman öncelikle biz bunu bir gönderelim, kaydedelim. Bir şey görmeniz gerekiyor. Bir şey göstermek istiyorum size. Hata verecektir. Hata okumayı bir öğrenelim isterseniz. Hata okumayı öğrenmeniz gerekiyor çünkü. Burada diyor ki size color'ı, yani renk ve dekorasyonu farklı yerlere koymuşsun. Hemen bakalım. Nerede box decoration? Burada. Box decoration'ın içi nerede? Burada. İçinde hiçbir şey yok. Ama dışında bir color var. Diyor ki kardeş, sen dekorasyon veriyorsan önceki color dışarı veremezsin. Ha, dekorasyon vermiyorsan illa color vermek zorunda olduğun için color'ı dışarıya ver, problem değil. Ama dekorasyon veriyorsan, bunu bir işçi olarak görelim. İki tane işçimiz var. Birisi boya badana yapıyor. Diğeri boya badana yapacak duvarı yapıyor. Şimdi eğer o duvarı yapacak kişi olmazsa o zaman git başka bir duvarı boya, problem değil. Ama sen duvarı yapacak kişiyi ekliyorsun. O zaman onun yanına bir de o duvarı boyayacak arkadaşı ver. Şimdi duvarı boyayacak arkadaşı şöyle alıyorum. Hiç silmeme gerek yok. Taşıyorum ve direkt bunun içine ekliyorum. İçine eklediğimde bir hata falan almadım. Zaten az önce de hata almamıştım. Hata uygulamayı çalıştırdıktan sonra aldık. Hemen kontrol ediyorum, çalıştırıyorum. Hata gitti. Şimdi burada yine bir hata alıyoruz. Hata derken ufak bir uyarı alıyoruz. Yine const'la alakalı bir uyarı. Bunları de az önce dediğim gibi siz const'u verin geçin. Problem değil. Şimdi color'ı verdik. Şimdi arkadaşlar box decoration içerisinde bir şeyler var. Mesela border radius var. Border radius ifadesi. Bunlar hep not almanız gereken şeyler. Ezberlemenize gerek yok. Buraya border radius'u verdim. Border radius benden ne istiyor? Border radius geometri alabilirim diyor. Bak, border radius geometri alabilirim ama almayabilirim. Şimdi biz buraya bir border radius diye başlayalım ama şimdi border radius all diye bir ifade var. Yani sağdan, soldan, üstten, alttan her yerden bir border radius alabilirim. Border radius nedir? Buraların, köşelerin daha da ovalleşmesi, yani radius olması arkadaşlar. Şöyle köşelerin biraz daha ovalleşmesi. Border radius ifadesi bu. Border radius
Onla yaparsam sadece bir köşeyi şey yapabilirim. Adı neydi onun? Ayarlayabilirim. O yüzden ben border radius all yapacağım. Bütün köşeleri boyamak istiyorum. Daha doğrusu bütün köşeyi ovalleştirmek istiyorum. 20 ifadesini yazıyorum. Burada bir hata alıyoruz. Constant. Ha, işte ben bunu istiyordum ya. Bakın, hata aldığınız zaman ne yapıyorduk? Hemen üzerine geliyorsunuz. Burada ne yazıyor? Constant hata veriyor. Construction hata veriyor. Hemen bakıyorum. Bak, burada bir const ifadesi var. Bu const ifadesini hop kaldırdım. Hadi ne oldu? Kaldırdığımda hata gitti. Tabi şurası yine bir hata veriyor. Böyle bir şey olamaz mı diyorsun? Ne alıyormuş ya içine? Bir dakika, bu bakalım. Border radius. Ha, radius. Şöyle mi alıyorsun? Radius. Sirkular. Ha, böyle alıyormuş. Eğer border radius all yaparsak border radius nokta circular on ifadesini isteyecekmiş bizden. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada yan tarafları ovalleştirdik. Tatlı bir ifade verdik. Şimdi burası yine düz oldu. Bu düzlüğü bir ayarlayalım. Şöyle. Şu an başka bir şey yok. Şöyle yapıyorum. Düzlük kalktı. Ama yine bir constructor durumu var. Bu constructor hep böyle başınıza bela olacak. Ama elinize alıştıktan sonra const hop yapıştır geç. Bu kadar. Elinize alıştıktan sonra artık bu problem ortadan kalkıyor. Zamanla da constructor'dan doğacak hataları da çözümlemeyi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Son bir kez daha bakalım isterseniz. Hop, kedi zıpladı. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bir görünüm geliştirdik bugün. Kedicik bir dur. Üst taraftakine de şöyle bir kırmızı patika yazalım. Uygulamanın bizim olduğumuza dair. Kırmızı patika üst tarafta gözüküyor. Burası neydi? Title'dı. Önceki bölümde de gördüğümüz gibi buraya kırmızı patika yazdırıyordu. Evet. Son olarak bir şey daha göstereceğim. Video içerisinden bir bilgi olsun. Burada ne yazıyor? Debug yazıyor, değil mi? Hemen şuraya geliyorum, Material App'e. Material App'te miydi bu? Debug. Evet, Material App'te. Debug yazısına dep yazdığın zaman şurada bir tane Debug Show Checked Mod Banner yazıyor ya. Oraya geliyorsunuz, bir false yapıştırıyorsunuz buraya. False yapıştırın buraya. Hemen gönderiyoruz. Üstteki debug yazısı silindi. Şunu da not alın artık. Burası. Bu arada gerçekten arkadaşlar, eğer bir dili öğrenmek istiyorsanız bol bol not alacaksınız. Bilgisayarınıza, telefonunuza ya da kağıt kalem kullanmayı severseniz kağıt kalemle notlarınızı alın. Şimdi son olarak, tamam, o kadar da girmeyelim ya. Son olarak bir şey yok. Bu kadar. Bitti. Tamam. Bakın burada ne yaptık? Hemen başlayalım anlatmaya. Sonra bitireceğiz. Material App içerisinde title'a kırmızı patika verdik. Home widget'ına, pardon, home property'ine scaffold verdik. Scaffold ne işe yarıyordu? Hızlı bir şekilde düzen oluşturmaya yarıyordu. Bizi hiç uğraştırmadan kendi kendine bütün ayarlamaları yapıyordu. Daha sonra scaffold içerisinde bir body verdik. Yani scaffold'un içerisine body'yi işliyoruz. Yani gövdesine center verdik. Center ne yapıyordu? Bütün widget'ları ortaya toplamakla görevliydi. Ki zaten bir tane widget alabildiği için o bir tane widget'ı olduğu yerde dağılıp hemen ortaya alıyordu. Daha sonra onun çocuğu olarak, yani center'ın üzerine container inşa ettik. Container'a bir decoration verdik ki bu decoration arkadaşımız bir şey işçisi gibi düşünün bunu. Decoration, bunu güzelleştirmek için, evi güzelleştirmek için çalışan bir inşaat işçisi. Decoration'ı verdik. Decoration'ın yanına bir tane box decoration verdik. Decoration yanına bir işçi alıyor. Bu işçi box decoration. Box decoration'ın içerisine öncelikle bir badana boyacı aldık. Color verdik oraya. Color'a siyaha boya dedik. Arka planı, yani konteynerin arka planını dekorasyon olarak arka planı siyaha boyadı. Daha sonradan biz böyle bir şey işçisi aldık. Duvar kırıcı aldık. Border radius dedik. Yani duvarları ovalleştirebilmek için kır. Daha sonra düzelleştir. Nasıl kırayım diye sordu. Biz bunun için de bir mimar aldık. Dedik ki bak, bu nasıl yapacağını göster. Border radius diye bir mimar aldık. Bu dedi ki oğul, her bir taraftan her bir şekilde. Aha, yine kedi zıpladı. Al 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 al. Zıplama kedicik. Video çekiyoruz şurada. Dedik ki daha sonra oğul, her yerden kes. Nasıl yapacağım dedi. O da dedi ki radius circular, yani ovalleştirerek yuvarlak bir şekilde 10 değerinde yap dedi. Nasıl bir sonuç döndürdü bu da?
direkt bakıyoruz. Böyle bir sonuç döndürdü bize. Daha sonra arkadaşlar hemen aynı düzlemde yine konteynerin içerisindeyiz. Yüksekliğini verdik 200, boyu genişliğini verdik 200. Bir tane çocuk aldı bu içerisine. Bu çocuğa bir tane center verdik. Yani yine ortalaması için. Daha sonra bu center yine çocuk aldı ve dedi ki ben text çocuğu alıyorum. Text çocuğunun yazısına text'te bir tane kırmızı patika yazdık. Daha sonra bu text'in style'ına girdik. Yani bu text'in inşaat işçiliğine girdik. Dedik ki style alıyorsun. Sen bir stil alıyorsun. Bu stile text style adında bir işçi kadrosu verdik. Bu işçi kadrosunda bir badana boyacımız var yine. Bu da beyaza boyadı. Arkadaşlar bu text'i beyaza boyadı. Daha sonra bir de bunu büyütebilecek bir arkadaş aldık. Bunu da dedik ki arkadaş sen bu yazıyı 20'ye kadar yükselt. 20 boyuna kadar yükselt. Her bir harf 20 piksel değerinde olsun. Galiba bu piksel ifadesi döndürüyor çünkü. Evet, piksel değerinde olsun dedik ve bitirdik. Gördüğünüz gibi bu kadar. Evet. Bu arada burada altı çizili bir tane ifade var ya. Onları silebiliriz. Gerçi yok ya. Silelim. Kafanızı karıştır. Şöyle yaptık. Gördünüz mü? Bu kadar. Artık hep buradan ilerleyeceğiz. İlerleyen bölümlerde daha farklı şeyler de yapacağız arkadaşlar bu projenin içerisinde. Şimdilik bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.